Neredesin birader sen? Sabahtan beri bekliyorum. İşlerim vardı, geldim. Hayırdır? Ne bu suratının hali? Benimle mi yattın? Boş ver birader. Sen beni niye arıyordun? Benim kız ölmeyecek. Yeni bir tedavi mi buldun? Hasta değilmiş ki. Nasıl yani? Senin kafan yandı zannımca. Hah, gel. İşte idrar sonuçları. Teşhis burada. Ya o kız o kız değilmiş. Hatunlar karışmış anlayacağın. Sen şu hadiseyi bana esaslı bir şekilde anlatsana. Bak şimdi birader. Hasta kayıttan adresini aldım, evine gittim. Meğer benim gönül düşürdüğüm Dilber, senin talihsiz aslan değilmiş. Âlâ. Âlâ. Hoş olmuş. Lakin yine de bundan sonra Süreyya Hanım'a destek olmakla mükellefsin Selim'ciğim. O benim boynumun borcu. Senin kız hayırlı hadiselere vesile olmuş desene. O her zaman iyi bir şeylere vesiledir, buna eminim. Lakin üstad, biz bu kızı nasıl bulacağız şimdi? Annem soruşturuyormuş ya. Tamam ama çabuk olsun. Dayanamam daha fazla. Bana bak, uyarmadı deme. Sonra annem antin kuntin eder. Parmağına takı verir o prangayı. Nerede? Epeydir birinin, yani Zahide'den sonra bir hanımın seni bu kadar heyecanlandırdığına şahit olmamıştım. Ben bu kıza mecburum Kamran. Niye? Hemşire hanım! İçeri almanız lazım. Ölecek, içeri almanız. Bu ne? İçeri alamayız Hekim Bey. Açın şunu, açın şunu. Ne münasebet, açın. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi, hadi. Hadi. Lütfen efendi. Gasilhaneye taşıyalım. Tövbe beyim, ben onu taşımam. Bana bak, attırırım seni vazifeye ihmalden. Tamam, sen sedyeyi getir, biz hallederiz. İftihar Hanım, siz de yardım et. Üstad, bizim işimiz mi bu? Hekimiz biz. Haddini bilsin. Ne alttan alıyorsun mandayı? Herif müstahdem değil, dile gelmiş tahta mübarek. Adını sanını öğrenelim de ailesini teşhis ederim. Tamam. Seninle sonra hesaplaşacağız. Kas kafalı. Hastane kapıları kapatılır mı kardeşim? Hastane kapıları kapatılır mı? NATO kafa, NATO mermer işte. Nefret ediyorum şu cahil cüveladan, ayak takımından. Onları hepsini attırmak için hastaneden elimden geleni yapacağım. Defolsun gitsin gerizekalılar. Lan onları kovduracaksın da ders alacaklar mı zannediyorsun? Gittiği yere götürecek cehaletini. Sonra bir de hasım kazanacağız. Her tarafı hasım olsa ne olur ya? Vakayı sıhhat vekaletine bildirmek lazım. Tamam, gidip adresi yoklayayım ben. Bakalım başka hasta var mıymış, tespit edeyim. Hastalık yayılmadan müdahale etmemiz lazım. Kaç vaka var acaba? Bütün şu civar hastaneleri falan soruşturalım. Saklanmazlarsa iyi. Oğlum öyle deme, halk bilinçsiz. Babam söylüyordu, baksana. Vebalıya ekmek dahi vermiyorlarmış zamanında. Diri diri yakıyorlarmış içinde hasta olan bütün haneleri. Adam hasta. Korkuyor tabii hekime gitmeye. Sonra evden çıkmıyor. Bütün aile mefta. Düpedüz katliam. Öyle ya da böyle. Hastalıktan ölmeyen cehaletten ölüyor desene.
Oy. Babam da beni atlattı galiba. Buraya mı gelecekti? Üşütmüş koskoca adam. Hala hekimden çekiniyor, hala çekiniyor. Bir de böbürlenmiyor mu? Bu yaşa geldim, hekim yüzü görmedim diye. Eski toprak seninki. Onların zamanında her zafiyette hekime mi gidiliyormuş sanki? Öyle de oğlum. Adam yaşlandı, kıyamıyorum ona. Merak etme sen. Şerbetli oğlum o. Hem ben haber aldım yukarıdan. Besime teyzeyle 40 yılını deviren muaf tutuluyormuş bir takım bazı sıkıntılardan. Öyleyse anneme teşekkür borçluyum. Oğlum sen benim yeleği giymişsin. Telaştan.